Çok değerli hemşerilerim, her birinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. 2024 yerel seçimleri belediye başkan aday adaylığı sürecimizdeki teveccühünüz ve güçlü desteğiniz için canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu süreçte tüm çalışmalarımızı ve hazırlıklarımızı AK Parti'mizin adayı olmak üzere yapmıştık. Son milletvekili seçimlerindeki 33 bin civarı oy ve %56 oy oranımıza göre 2019 yerel seçimlerinde ilçemizde Cumhur İttifakı'nın AK Parti ile seçime girmiş olması ve yine güncel anket sonuçlarına göre AK Parti'mizin aday çıkartmasını bekliyorduk. Lakin Cumhur İttifakı ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi'nin açıklamasıyla ilçemizde yerel seçimlere MHP ile girileceğini öğrenmiş olduk. Bu karar bizleri şahsım ve ilçemiz adına derinden üzmüş olsa da reisimizin kararına saygı duymak bizim dava bilincimizin ve teşkilat disiplinimizin bir gereğidir. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın makam ve mevki arkadaşı değil, dava ve yol arkadaşı olduğumuzu her ortamda söylemiştik. Bugün de bize yakışan gereğini yapmaktır. İlçemizde AK Parti'mizin aday çıkarmamasını kabullenemeyen gönüldaşlarımız ve partililerimiz başka partilerden aday olmamız konusunda yoğun bir baskı oluşturmaktadırlar. Bu yönde bazı haberler de yapılmıştır. İyi niyetle yapılan tüm bu teklif, teveccüh ve tavsiyeler için herkese çok teşekkür ediyorum. Keşke ilçemizde AK Parti'miz aday çıkartsaydı. Keşke aday biz olsaydık. Ama bizim için en önemli makam tam bağımsız ve güçlü Türkiye'mizin mimarı Recep Tayyip Erdoğan ile aynı parti çatısı altında olmaktır. Her zaman reisimizin emrinde ve çizgisinde olacağız. Siyaset uzun soluklu bir yoldur. İnşallah sonraki süreçte partimize ve siz değerli hemşerilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımıza sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Hendeğimiz için hayırlısı olsun diyor. Siz değerli hemşerilerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun.